Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun hanımı Ayşe, onun babası Ebu Bekir başta, ondan sonra Ömer, bütün ashab-ı kiram, tabiinin tamamı, mezhep imamlarının tamamı, Endülüslü, Şamlı, Iraklı alimlerin tamamı, 1350 sene ümmeti Muhammed'den kitap okuyan, yazan, çizen herkes, kadın Ramazan'da oruç tutamaz aybaşı olursa demişlerdir. Ebu Said el-Hudri'nin hadisi var. Ayşe annemiz İslam'ı böyle anlattı Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Adet gören bir hanımefendi adetliyken namaz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de olması gerekmiyor. Çünkü bu sözü ben söylemiyorum. Bu sözü Hazreti Muhammed söylüyor aleyhissalatü vesselam. Onun söz söylemeye hakkı var herhalde. Değil mi? Yani sıradan bir adamdan daha çok hakkı var. Bu peygamber efendim logusa, yani logusa nedir? O doğurmuş ama henüz akıntısı kesilmemiş olan kadın demek. Legilde işte adet olan kadın demek. Namaz kılmaz, oruç tutmaz. Kılmadı namazları, sonra kaza etmiyor. Kılmış, kabul ediliyor. Bir kadın eğer her regil döneminde kılamadığı namazları kaza ederse sürekli 10 gün 10 gün borçlu olacak. Hayatı boyunca borçla kurtulamayacak. Onun için onu kılmış kabul ediyor. Ama oruç öyle değil. Yılda bir defa olduğu için diyor ki tutamadın 10 gün orucu, daha sonra kaza et gün gün. Kadınlar hayızken oruç tutamazlar. Tuttukları oruç geçersizdir. Temizken o oruçları yeniden tutmak zorundadırlar. Ne lüzum var? Daha büyük zarar oldu şimdi. Bukhari ve Müslim hadisinden okuyorum. Eleyze izâ hâdat la tusallî ve la tasûm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kadın ay hali olduğu zaman asla namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Kılamadığı namazları kazası gerekmez ama tutamadığı oruçlar senede zaten bir ay Ramazan. Ramazan'da da o gün 6-7 güne çatacak. Onu sonradan kaza edecek. Tutamadığı günleri mutlaka kaza edecektir. İnşallahü Rahman. Adet görme işi ne yemedir, ne içmedir, ne de cinsel ilişkiyle bir alakalıdır. Yani adetli kadının adet görmesi orucunu bozar diye genel bir görüş var. Bu görüşün ne Kur'an'dan ne de sünnetten en küçük bir delili yoktur. Allah-u Teala diyor ki, Bakara 185. ayette, فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Kim o ayı yaşarsa onu oruçlu geçirsin. Şimdi bu kadınlar o ayı yaşıyorlar. Oruçlu geçirmesi için emir veriliyor. 187. ayette de orucu bozan şeyin yeme içme ve cinsel ilişki olduğu ifade ediliyor. Arkasından da bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diye ayet bitiriliyor. Şimdi diyorlar ki kadın adet gördüğü zaman oruç bozulur. Neden bozulur? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Adet görmek kadının elinde değil ki. Böyle bir şeyden dolayı nasıl oruç bozulur? Bunun herhangi bir delili yok. Ama şey yapıyorlar. Ayşe validemize dayandırdıkları bir söz var. O sözde de maalesef kelimenin anlamını değiştirerek söze yanlış anlam veriyorlar. Ondan da işte adetli kadının oruç tutamayacağı hükmünü çıkarıyorlar. Ki bunların kabul edilebilir herhangi bir tarafı yok. Bakara 184 ve 185'te iki sebepten dolayı insanın oruç tutamayacağı belirtilir. O da yolculuk ve hastalık. Hastalık ve yolculuk. Ama ve en tasumu hayrun lekum. Oruç tutmanız sizin hayrınızadır denmiş. Yani tutması da tavsiye edilmiştir. Peki adetli kadın hasta mı? Yani bir kadın doktora gitse, doktor bey ne var? Ben adet görüyorum. Adet mi? Tamam da sorun ne diyecek? Adet görüyor. Yok, bir kadının adet görmesi hastalık olur mu? Ha, ayet-i kerimede onun eziyet olduğu ifade ediliyor ama eziyet başka, hastalık başkadır. Ha, bazı hanımlar da adetli günlerinde hasta da olabilirler. O zaman adetli olduğu için değil, hasta olduğu için oruç tutmayabilir. Tutamaz değil. Künnâ nu'maru bi qadâ'i savmi diyor hadiste. Ayşe var demiş. Künnâ nu'maru, bize emredilir yani. İşte künnâ nahidu fi ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe nu'maru bi qadâ'i savmi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız görürdük, adet olurduk. Adet oluyordu ve orucu kaza etmemiz emredilirdi. Şimdi buraya cümle sokuluyor. O adetliyken oruç tutmazdık. Bir cümle sokuşturuluyor oraya.
Ondan sonra daha sonra kelimesi sokuşturuluyor. Bize orucu kaza etmemiz emredilir deniyor. Ya bu ne biçim? Yani bu bir kaza kelimesinin anlamını değiştirdiniz. Kaza bir ibadeti vaktinde yapmaktır. O yetmedi. Araya cümleler sokuşturdunuz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır diye koyduğu şeylerin, oruçla ilgili koyduğu sınırlar da tarumar ettiniz. Ondan sonra da ittifakla dediniz ki adeti kadının oruç tutması haramdır. Vaktinde haramsa daha sonra sen buna hangi şeyle emrediyorsun? Vaktinde tutamazsın diyorsun. Ondan sonra tutman gerekir. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yani gerçekten trajikomik dedikleri bir durumdur. Yani adeti kadın oruç tutamaz sözünün sözü Cenab-ı Hakk'a isyandan başka bir anlam taşımaz.